anne babalar kendi temel sorumluluklarını çocuğa ders çalıştırmak olarak görüyorlar. Evet, çok güzel Çünkü tespit. çocuğun geleceğini önemli görüyor anne babalar. Aslında şunu öngörmek gerekiyor hocam. Çok iyi ders çalışan çocuğun geleceği çok da parlak olmuyor. Bunu ortaya koymak lazım. Sosyal Bizim hayatta belki sıkıntılar belki yaşıyor. anne baba algısını biraz değiştirmek lazım. Ama şu bir hakikat, bu verilerin çok geçerli olduğuna inanıyorum. Annelere de anket yapsak, babalara da anket yapsak, onlar da çocuklarının yüzde herhalde anne babaların %80-90'ı çocuğum iyi ders çalışsın bunu ister. Ama bunu yaparken ki hedefleri ne? Çocuğum iyi bir gelecek sahibi olsun. İyi bir üniversitenin iyi bir bölümünü kazansın. İyi bir meslek edinsin. Dolayısıyla rahat bir geçimi olsun. Çok zorluk görmesin. Hedef budur. Peki şu mu sizce? Mutlu olduğu işi yapmak mı? Çok para kazandığı işi yapmak mı? Hocam muhtemelen öyle bir zamandan geçiyoruz ki önümüzdeki 15-20 yıl içerisinde yani bizim çocuklarımız sosyal hayata atıldıkları dönemde, bir meslek edinecekleri dönemde belki bu sorular bile anlamını kaybedecek. Çünkü o zaman şu anda çocuğun sevdiğini düşündüğü mesleklerin bir kısmı kaybolacak. Şu anda bize para kazanılır gibi görünen mesleklerin bir kısmı da kaybolacak. Dolayısıyla şu anda aslında anne babalarımızın böyle büyük bir yanılgısı var. Hani şu andaki sistemle çok iyi ders çalışan, çok iyi kazanımlar elde eden, yüksek puanlar alan bir çocuk kendisi yetişkin hale geldiğinde üniversiteyi bitirdi, 22 yaşına geldi, mezun oldu, elinde diploma var. Ondan sonra elindeki diplomayla beraber belki o çok bizim düzenli ders çalışıyor, dışarı çıkarken hep bizden izin alıyor, ödevlerini bitirip öyle dışarı çıkıyor olan bir çocuk o yeni hayata adapte olmakta belki çok zorlanacak. Zorlanacak. Çünkü o zaman şu anda bizim tahminimizden, tasvirimizden çok daha farklı bir dünyayla karşılaşacağız. Ki geride bıraktığımız 100 yıl içinde de zaten böyle oldu. Aynen öyle. Bir 100 yıl öncesine gidersek şu anda 2022 yılına şerefle adım attık. 2022 değil, 1922'ye girersek. 1922'ye gidecek olsak o zaman robot kavramı üretimde kullanılan bir şey Değil. değildi. Şu anda Doğru. artık bizim bilgisayar üretimimizi, araba üretimimizi robotlar yapıyor olduğu gibi duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür. Yani uzak böyle Japonya'dan bahsetmiyorum. Türkiye'de de kalp ameliyatını robotlar yapıyor. Yapmaya başladı. Bu ne demek? 20 yıl sonra belki bu robotlar şu anda bizim çocuklar mükemmel matematik sorusu çözüyor. Buna gerek kalmayacak belki. Çözmeye gidiyor. Soruyu da robot çözüyor Bu zaten. çözüyor zaten. Bizim çocuğumuzun burada Çözülmüşü var burada. insani becerilerini güçlendirmesi lazım. Yani robotun yapamayacağı neleri yapabilir bu konuda adım atması lazım. Yeni bir medeniyetten Sosyalleşmesi lazım. bahsediyoruz Tabii aslında. tabii ya bütün kavramlar yeniden değişiyor. Yeniden kuruluyor. Dolayısıyla anne babanın ufkunu bu anlamda açmak lazım. Yani bu araştırma çok doğrudur. Ben zaten Instagram paylaşımlarımda genellikle kendi yorumlarımdan ziyade yapılan araştırmalardan sonuçlar koymaya çalışıyorum ki Muhammed'in kendi yorumundan çıksın iş. Eyvallah. Bazen tavsiyelerde bulunsam bile onları bir şeye dayandırmaya çalışıyorum. Bunlar doğrudur. Ama o doğru olanların günlük hayattaki geçerliliğini anne babanın, ailelerimizin sorgulaması lazım. Ve şunu çok önemli görüyorum acizane. Bu çocuklarımızı biz nasıl bir dünyaya yetiştiriyoruz? Nasıl bir gelecek bunları bekliyor? O gelecekte bu çocuklar ne yapacaklar? Buna bence anne Nasıl babanın bir çok gelecek olmasını istiyoruz biz de yani? düşünmesi lazım. Tabii bizim isteğimizden çıkmış iş. Yani bizim isteğimizle sınırlı olmuyor maalesef. Koşar adım gidiyoruz çünkü. O koşar adım gittiğimiz gelecekte onlar nasıl bir dünya bekliyor? O dünyada başarılı olmaları için onlara ne gerekiyor? Yani şu kaygı çok normal. Ben de çocuklarımın kendi yetişkinlikleri zamanında rahat bir hayatları olsun, kimseye muhtaç olmasınlar, rahatlıkla ev kiralarını ödesinler, canları ne istiyorsa bunları alıp yiyebilsinler, bununla beraber mutlu olsunlar, fiziksel ve psikolojik sağlıkları yerinde olsun, ahlakları tam olsun. Herhalde bütün anne babalar bunları ister. Bu çok normal. Ama bunların cevabını biz yanlış yerde arıyor olabiliriz.